Evet, öncelikle herkese merhaba. Ben Heliz Ozankan. Geçen sene Jale Tezer Fen Lisesi'nden mezun oldum. 2020 YKS'sinde sayısalda 2288. oldum. Şu an Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Bugün size kendi sürecimle ilgili, yaşadığım zorluklarla ilgili şeylerden bahsedeceğim. Aynı zamanda önerilerde bulunmaya çalışacağım. Kendi yaşadığım süreç dahilinde. İlk başta kendi sürecimden bahsedeyim. Geçen sene bu zamanlar benim için zor bir süreçti. Seneye iyi başlamıştım aslında döneme. Yani birinci döneme çok iyi başlamıştım. Netlerim tam istediğim gibiydi. Fakat Kasım-Aralık ayında bir düşüş yaşadım. Bunu şu an bu videoyu izleyen ve yaşayan kişiler varsa merak etmesin, geçiyor. Bu düşüş tabii beni geriye itti. Motivasyonumu o süreçte kaybettim. Fakat hocalarımla konuştum. Sürekli onlarla irtibat halinde oldum. Kesinlikle kendi içime kapanmadım. Sürekli onlardan yardım istedim. Onlar da bana sürekli yardım ettiler ve bu süreci beraber atlattık. Tabii işin psikolojik yanı sıra bir de çalışma tarzımda bir farklılık olduğunu fark ettim. Yani neden senenin başında iyiyken Kasım Aralık'ta düştüm? Burada önemli olan şey aslında birazcık kendi çalışma mantığınız. Çalışmayı kesinlikle birini rahatlatmak için yapmamalısınız. Yani ailenizi, kendinizi, hocalarınızı rahatlatmak için değil de bir şeylerin bilincinde olarak sizi iyi götüreceğini düşünerek o çalışmayı sürdürmelisiniz. Ben Kasım Aralık'ta bunu bıraktığımı fark ettim. Sadece o masaya ben 4 saat atıyorum, ders çalıştım demek için oturduğumu fark ettim. Eksiklerime değil de o günlük egomu tatmin edecek konulara çalıştığımı fark ettim. Ve bunu fark etmem ve düzeltmemle birlikte derecelerim, netlerim yükseldi. Özellikle ara tatili çok iyi değerlendirdim. Son bir ayki çalışmamı yakın bir çalışma stili uyguladım. Gerçekten benim için zor bir süreçti ama değdi ve ikinci dönem netlerimde, derecelerimde yükseldi. Sizden de aynı şeyi istiyorum, bekliyorum. Yani ara tatilinizi çok iyi değerlendirmelisiniz bence, bana sorarsanız. Şimdi önerilerime geçeceğim. İlk başta mental açıdan birkaç önerim olacak size. Kesinlikle bu süreçte birileriyle konuşun. Kendi içinize kapanmayın. Çünkü içimizde gerçekten bize çok kötü şeyler söyleyen biri var. Benim vardı. Sürekli başaramayacağımı söylüyordu. Sürekli yapamayacağımı düşündürtüyordu bana ve ben de düşünüyordum. Artık kafayı yiyecek gibi olmuştum yani. Böyle bir denemede kötü yapıyorum ve direkt ağlamaya başlıyordum. Yapamayacağım, gerçek sınavda da aynısı olacak. Gerçek sınavda panik yapacağım. Nasıl o kadar hızlı çözeceğim TYT'yi? Hem hızlı çözüp hem nasıl doğru yapacağım AYT'de? Ya çok heyecanlanırsam böyle aklıma sürekli kötü şeyler geliyordu. O yüzden bunu hem rehberlik hocalarımla hem ders hocalarımla kendinizi yakın hissettiğiniz bir hocanızla konuşup paylaşmalısınız. Ben sürekli hocalarımla konuştum. Kesinlikle bu süreci kendim geçirmemeye çalıştım. Ne zaman ağlasam bir hocamı aradım, derdimi anlattım. Her akşam ayrı bir hocamla konuştum. Ve bana çok iyi geldi. Arkadaşlarınızla konuşun. Kesinlikle bu süreçte yalnız kalmayın. Sadece ders çalışmayın. Kendinize diziye başlayabilirsiniz. Tabii ki de belirli sınırlar çerçevesinde. Ama motivasyonunuz çok önemli. Çünkü şu an full evde olduğunuz için zaten sizi geriye iten bir faktör var. Biz bile evdeyiz ve bizim bile psikolojimiz şu an çok iyi değilken sizin daha da kötüdür. Bir de bir süreç içerisindesiniz. O yüzden kendinize vakit ayırın. Sevdiğiniz bir sporu yapın. Evde spor yapın. Ben gerçekten sporun çok yararlı olduğunu düşünüyorum bu süreçte. İnsanı çok rahatlatan bir faktör. Benim yaptığım en büyük yanlışlardan biri son 2 ay, 3 ay sporu bırakmam oldu. Ve beni çok geriye etti. Yani evde hani bir yarım saat bile yaptığınız spor o kadar sizi dinç bir hale getiriyor ki kesinlikle spor öneriyorum. Ben diziye başladım. Tabii ki günde bir bölüm 40 dakika izliyordum. Kendime bir gün film günü yapıyordum. Ailemle oturup annemle oturup film izliyorduk. Sevdiğim programları izliyordum. Ama tabii ki ders çalıştıktan sonra bunları ödül olarak yapıyordum. O yüzden size de aynı şeyleri tavsiye ediyorum. Kesinlikle psikolojinizi arka plana itmeyin bu süreçte. Çünkü gerçekten çok önemli.
Burada demek istediğim şey, kaynak konusunda biraz açık fikirli olun. Sürekli birilerine sormayın da kendiniz bir şeyler araştırın ve bulun. Bazen çok güzel şeyler çıkabiliyor. Ama kesinlikle hocalarınızla irtibat halinde olun. Hocalarınıza aldığınız kaynakları sorun, sorularınızı atın. Milli eğitime soru tarzına uygun kaynaklar almaya çalışın. Matematik adına, TYT matematik adına deneme çözün. Gerçekten çok yararı dokunacak. Her gün çözün. Yorgun olsanız, o gün hiç ders çalışmayacaksınız bile bir tane TYT matematik denemesi çözün. Süreli çözün. Ben yanımdan kronometremi ayırmazdım. Hep kronometremle, ben kronometreyle derste çalışırdım. Her şeyim süreliydi. Yaptığım her şeyin süresini bilirdim. Artık o kadar çok kronometreyle çalışmıştım ki kronometreye bakmadan kaç dakika geçtiğini tahmin ederdim. Bu çok önemli. Gerçek sınav anında sürekli gözünüzün saatte olmaması gerekiyor. Saate odaklanmamanız gerekiyor. Çözüp bitirdikten sonra tamam yarım saat olmuştur deyip saatten bunu teyit etmeniz gerekiyor sadece. O yüzden kesinlikle kronometreyle ders çalışın. Aynı zamanda TYT sosyale çok önem verin. Ben sayısalcıydım. AYT ile öne geçemezdim. TYT ile geçebilirdim. Bunun bilincindeydim. O yüzden benim için TYT sosyal çok önemliydi. Sizin için de çok önemli olsun. TYT sosyale çok iyi çalışın. Kesinlikle günü gününe çalışın. Son ana bırakmayın. Biriktirmeyin. Gözünüzde büyütmeyin. TYT sosyale bugünden itibaren eğer başlamadıysanız, başlayanlar zaten devam ediyordur. Eğer başlamadıysanız bugünden itibaren her gün bir konu tarih çalışın. Bu sayede gerçekten çok ileri gidecek TYT netleriniz. Çünkü bir branşı düzelttiğiniz anda aslında denemenin tüm seyrini değiştiriyorsunuz. Bir net her şeyi değiştiriyor. Bir net çok şey değiştiriyor. Çalışma önerilerine geçeceğim biraz. Bir çalışma programınız olmasına gerek yok. Benim yoktu. Ama sınırlarınız olsun. Yani en geç şu saatte başlayacağım. En erken şu saatte bitireceğim. Sınırlarınız olmadığı sürece bir yol kat edemezsiniz. Çünkü bir gün 2 saat çalışıp bir gün 5 saat çalışmanız hiçbir şey değiştirmez. Belirli bir sınırınız olsun. Ben her gün en az 3 saat ders çalışırdım. Bazen onu 6'ya çıkardı. Bazen 4 olurdu. Bazen 5 olurdu. Ama 3'ün aşağısına düşmezdim. Tabii o gün kötüysem kendime bir off gün yapardım. O gün hiç çalışmazdım ve tamamen kendimi ertesi güne hazırlardım. Ama bu şey değil yani bir hafta hiç çalışmadım değil. Bir günümü verirdim ama derdim ki ben bugünümü verdim, bunun bilincindeyim. Bunun değmesi için de bugün gerçekten kendimi psikolojik olarak yukarı çıkarmalıyım ki ertesi gün bunun dezavantajını yaşamayayım derdim. Aynı zamanda çalışma olarak soru sayısı söylemek istemiyorum. Çünkü ben çok soru çözen bir öğrenci değilim. Birkaç kişiyle konuştum aranızdan. Bilmiyorum şu an bu videoyu izliyorlar mı ama ben konu çalışırım, konucuyum. Benim için konu her zaman ilk plandadır. Bir konuyu defterime yazarım. Her şeyle yazarım ve cümle cümle ezberlerim. O yüzden çok soru odaklı çalışmam. Ama soru tabii ki de çok önemli. Ama ben günde maksimum 200 soru çözerim. 200'ü geçmem yani. Hani günde 1000 soru, 2000 soru çözen arkadaşlarım olduğu için söylüyorum bunu. Benim için her zaman konu ilk plandadır. Konuyu çok iyi çalışırım. Çok derinlemesine çalışırım. Detaylı çalışırım. Sizden böyle çalışın demiyorum. Herkesin çalışma stili farklı. Kendi çalışma stilinizi bulun ve buna göre çalışın. Ben buldum. Zaten yani 12 yıllık bir öğrencilik hayatım oldu. Bunu da bunun faydalarını gördüm. Yani derslerim son sene yükselmedi. Kendim bildim bileli başarılı bir öğrenciydim. Bunun sebebi de zaten çalışma stilimi bulmamla alakalıydı. Ama son sene çalışıp da çok iyi şeyler yapan arkadaşlarım da var. Yani geç değil. Şu an bugün bile bulabilirsiniz çalışma stilinizi. Sadece bu konuda istekli olun. Dersi bir zorunluluk olarak değil de hayatınızı daha iyi bir hale getirmek için bir araç olarak görün. Bir iş olarak görün dersi kendinize. Ben öyle gördüm ve bunun faydalarını da gördüm. Şu an gayet rahat ve mutlu bir dönemdeyim. Sınav anına değinmek istiyorum biraz da. Özellikle sınav anı değil de sınavdan önceki bir 2-3 ay benim için kötü bir süreçti. Hem karantina gelmişti, arkadaşlarımla görüşemiyordum. Hem sürekli ders çalışıyordum. Artık bunalmalarım başlamıştı. Sürekli ağlıyordum. Ama aslında benim korkum sınav anıydı. Sınav anı da yapamamaktı. Çünkü zaten çok ağlayan bir öğrenciydim. Gerçekten sürekli ağlıyordum.
ne kadar ağladığımı tahmin edemezsiniz. Yani rehberlik öğretmenlerim artık hemen bıkmışlardı. Çok ağlıyordum. Ve bu ağlamalarımın sınav anına denk gelmesinden korkuyordum. Yani sınav anında ağlamaktan korkuyordum aslında biraz da. Ve sınav anı çok farklı bir şey. Yani oraya girdiğiniz anda, ben sınava girdiğimi hatırlıyorum. İlk 3 soruyu çözdüğümü hatırlıyorum. Sonrası yok. Sınavdan çıktım. Yani şu an bunun size çok uzak geldiğinin farkındayım. Bana da çok uzak geliyordu. Bana da mezunlar söylediğinde öyle olmayacağını düşünüyordum ama gerçekten öyle oluyor. Sınava giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Yani sınavda hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Panik olmaya vaktiniz yok. Panik olmak aklınıza bile gelmiyor. O yüzden kesinlikle korkmayın. Başaracaksınız. Hepiniz çok iyi şeyler yapacaksınız. Hele çalıştıysanız hiç korkmayın. Genelde çalışan öğrencilerde hep biraz daha panik olur. Çalışmanın verdiği bir gerginliktir bu. Bende de vardı, arkadaşlarımda da vardı, çevremde de vardı. Ama öyle olmuyor. Gerçekten sınav anı çok farklı bir atmosfer. TYT için söylüyorum. AYT'de zaten bol bol süremiz var ve tamamen bilgimizi kullanacağımız bir sınav. Ama TYT'de gerçekten panik olmaya vaktiniz olmayacak. İlk 3 soruyu çözeceksiniz ve sonra sınavdan çıkmış olacaksınız. Ayrıca TYT'niz beklediğiniz gibi geçmezse kesinlikle motivasyonunuzu kaybetmeyin. AYT çok daha önemli. Katsayısı çok daha yüksek. TYT'de çok kötü şeyler yapıp AYT ile 10 bin, 20 bin öne atan arkadaşlarım var. O yüzden kesinlikle bu sizin için bir motivasyon kaybı olmasın. Umarım sürecimi anlatabilmişimdir. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. İstediğiniz zaman bana dolaşabilirsiniz. Hocalarınızla konuşun, dertleşin. Eğer hani bu süreci yaşayan birinden tavsiye almak istiyorsanız benle de konuşabilirsiniz dediğim gibi.